Arkadaşlar herkese merhaba, ben Emre. Sizlere bu videoda bayramda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile alakalı açık ve kapalı olan yerler hakkında bilgi vereceğim. Ajanslara düşen son haberlere göre yurt genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona eriyor. Diğer sokağa çıkma kısıtlaması ise bayramda uygulanacak. Yayımlanan genelgede 22 Mayıs saat 00 ile 26 Mayıs saat 00 arasında 81 ilin sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı belirtilerek bazı bilgiler verildi. Bu bilgilere değinecek olursak, sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla market, bakkal, manav, kasaplar ve kuru yemişçiler sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuru yemişçiler saat 23'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10 ila 17 saatleri arasında faaliyet göstermeye devam edebilecek. 65 yaş üzeri ila 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ev adreslerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişlere gidip gelebilecekler. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler ev adreslerine servis şeklinde de satış yapabilecekler arkadaşlar. Yine genel itibariyle açık ve kapalı olacak yerlerle alakalı maddeler sayacak olursak, nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketlere açık olacak arkadaşlar. Yani 23 ve 26 Mayıs'ta vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerlerinin sadece ev adreslerine servis şeklinde satış yapabileceği aktarılan genelgede arkadaşlar. Bir diğer muafiyet durumu kan ve plazma bağışçıları da bu yasaktan muaf tutulmuş olacak arkadaşlar. Ve yine zorunlu sağlık randevusu olanlar bu istisna kapsamında yer alacak. Bu genelgeye göre genelgenin 2 numaralı başında yer alan açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar, yönetici, görevli veya çalışanlar, kamu düzeni ve güvenliğini sağlanmasında görevli olanlar, acil çağrı merkezleri, vefa sosyal destek birimleri, Kızılay ve AFAD'da görev alanlar, cenaze defin işlemlerinde görev alanlar ve yine elektrik, su, telefon gibi kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülebilmesi ve arızalarının giderilmesinde görev alanlar, yaşlı bakım evi, huzur evi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri ve sosyal koruma bakım merkezleri çalışanları da bu kapsamda muaf olacak arkadaşlar. Bir başka maddede arkadaşlar, seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olmaya devam edecek. Yapılan açıklamaya göre 24 ve 26 Mayıs'ta gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları vefa sosyal destek birimleri aracılığıyla yapılacaktır. 23 Mayıs Cumartesi günü gazete dağıtımı satışı marketler ve bakkallar aracılığıyla yapılabilecek. Yine genelgenin 2 numaralı açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar başlığının İ maddesine yönelik kararlar İl ve ilçe sağlık kurullarınca en geç 21 Mayıs Perşembe günü saat 22'ye kadar alınacaktır arkadaşlar. Ve özetle arkadaşlar, Ramazan bayramı süresince COVID-19 salgının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirlerin Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değerlendirildiği bilgisine yer veren genelgede bilim kurulunun önerileri ve koronavirüsle mücadele edilen tecrübeler ışığında 81 ilde Ramazan bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi gününden başlanarak 24, 25 ve 26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir. Açıklamaları yer aldı arkadaşlar. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar. Video içeriğini beğendiyseniz lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.